Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros Başşefi benim Umut Reçber. Bugün size farklı bir tavuk tarifi yapacağım. Kestaneli, sebzeli tavuk tarifi. Malzemelerimizi sayalım. Kestanemiz, tavuğumuz, biberlerimiz, yumurtamız, maydanozumuz, soğanımız, white cheddar'ımız, diğer normal cheddar peyniri de kullanabilirsiniz siz. Benim elimde dolabımda bu olduğu için bunu kullandım. Ben burada tavuk için kaplama olarak galetonu kullanacağım. Siz ekmek kırıntısı kullanabilirsiniz. Unumuz var, yağımız var. Hazırsanız tarife geçelim. Tarife ilk olarak tavuğumuzu şöyle açarak başlıyoruz. Son tavuğumuzu da şöyle açtıktan sonra bunları baharatlama işlemine geçiyoruz. Son tavuğumuzda baharatlama işlemini bitirdikten sonra yumurtalarımızı kırıp kabımıza alıyoruz. Sonra tavuklarımızı kek kalıbına diziyoruz. Baharatladığımız tavuklarımızı ilk önce şöyle yumurtamıza her yerine batırıyoruz. Sonra galetonumuzu alıyoruz yanımıza şöyle. Dediğim gibi burada ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. Böyle kapladıktan sonra panelediğimiz tavuğumuzu şöyle kek kalıbının içine yerleştiriyoruz. İsterseniz paneleme aşamasından önce de un kullanabilirsiniz. Ben un kullanmadım. Tavuğumuzun ara katmanına koyacağımız sebzelerimizi de bir yandan soteliyoruz. Kestanelerimizi şöyle alıyoruz. Daha önce fırınladık bu kestanelerimizi şöyle. Veya bir bıçak yardımıyla da yapabilirsin ama ben şöyle bölerek elle atmayı tercih ediyorum. Kestanelerimizi ve sebzelerimizi soteledik. Tavuğumuzu kek kalıbına yerleştirdik. Şimdi birinci katman olan sebzelerimizi buraya yerleştiriyoruz. Sebzeleri koyduktan sonra ilk yaptığımız işlemi iki katman daha yapacağız. Baharat tavuğumuzdan bir parça alıp şöyle yumurtaya, sonra galetonuna, sonra tekrar şöyle kabımıza yerleştiriyoruz. İyice bastırıyoruz. Şimdi cheddar'ımızı ekliyoruz. Tam şöyle ortaya gelecek şekilde ayarlıyoruz. En son üzerine biraz daha kaplamamızdan eksik kalan varsa tamamlamak için böyle serpiyoruz. Şöyle sıkıca bastırıyoruz. Tam bir pasta kalıbı gibi tavuğumuz dondurucudan çıkacak. Ve biz onu fritöze atacağız. İyice bastırıyoruz. Her yerine galeta unu değmeli. Tavuğumuz şimdi difrize gidiyor. Tavuğumuzu difrizden aldık. Streç vardı altından. Streçimizi kaldırıp yağlı kağıdımızı serdik ki fırındaki işlemi de aynı şekilde yapalım diye. Ama gördüğünüz gibi tavuktan ziyade bir pasta görünümünde. Çünkü içinde kestanemiz mevcut. O yüzden böyle bir tarif size sunduk. Şimdi fırın zamanı. Kestaneli tavuğumuzu fırından çıkardık. Şimdi üzerine hemen şöyle maydanozlarımızı ilave ediyoruz bolca.
biraz da permasanımızdan. Sizin için şöyle ufak bir dilim kesiyorum. Ben bunu kesip ekibime servis ederken hepinize şimdiden afiyet olsun. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.